Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere suni ipekle tohum nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi suni ipeklerimiz ve bu şekilde demir bir tığa ihtiyacımız var. Hemen yapılışına geçelim. İğnemi ipimi takıp bu şekilde hazırladım. Ve tığımla iğnemi şöyle az bir dışarıda kalacak şekilde tutuyorum. Bu şekilde tutup sabitledikten sonra ipin uzun olan ucunu bu şekilde iğne ve tığın üzerinden sarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplam 6 kere bu ipimi ve iğnemi ve tığımın üzerine bu şekilde iple sardım. Daha sonra buradaki iğnemin üzerinden zürafa düğümü yapar gibi ipimi 2 kez dolayarak buraya bir düğüm atıyorum ve sabitliyorum. Bakın sadece tığ kaldı. İğnemi çıkardım. Buradan bu görmüş olduğunuz, yapmış olduğum yuvarlağı çekerek çıkardım. Hemen şu şekilde tutuyorum. Hiç bozmadan ilk zürafa düğümümü atıyorum. Evet, ilk düğümümü attıktan sonra burada başlamış olduğumuz şu görmüş olduğunuz ipi kesiyoruz. Ve daha sonra bu yuvarlağın içerisini zürafa düğümü ile sık iğne yaparak dolduruyoruz. İpimi ben üstten iki kere doluyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın yuvarlağın boşluğuna batıyorum. Üstten iki kere dolayıp sık iğne düğümü gibi çekerek yerleştiriyorum. Bu şekilde yuvarlağımızın etrafını dolduruyoruz. Aşağı yukarı, yani ben bundan fazlasıyla yaptığım için aşağı yukarı 15-16 tane sık iğne bu yuvarlağın içerisine doldurmak için yeterli oluyor. Bakın şekil almaya da başladı zaten. Bu şekilde etrafını dolduralım. Sizler bu modeli yemeni, fular, havlu her yerde kullanabilirsiniz. Bunun boyutunu tığın kalınlığını artırarak daha kalın tığ ile de yapabilirsiniz. Bitişini sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın tam bir yuvarlak şeklini aldı. Yani bu orta kısmında hem plastik halka kullanmamış olduk hem de yapımı kolay bir model oldu. Son bir tane daha yaptığım zaman burası kapandı görmüş olduğunuz gibi. Evet, bu şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir tane gri, bir tane de mavi yaptım bu modelden. Şimdi bunu tülbent oyasına nasıl takacağız, nasıl bir modeli yapabiliriz sizlere onu göstermeye çalışacağım. Yeşil ipimizle devam ediyoruz. Önceden siyah şifon üzerine hazırlamış olduğum zürafalarım mevcut. Bu zürafaların üzerine modeli yaparak devam ediyoruz. Herhangi bir zürafaya batarak bir düğüm yapıyorum. Buradan bir zürafa boş bırakıyorum. İkinci zürafaya batıyorum. Ve buraya geriden bir yuva oluşturuyorum. Bu oluşturduğum yuvanın içerisine girerek öncelikle bir düğüm yapıyorum. Bakın. Daha sonrasında buraya bir tane minik pırpır yapıyorum. Çok küçükten başlıyorum yapımına. Bu yapmış olduğum pırpırın içerisine girerek bir üst bir alt ip atıyorum. Ve bunun tepesine de bir tane minik pırpır yapıyorum. Aşağı inmeden önce. Şöyle elimle ayarladım. Düğümümü sabitledim. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Her yukarıya çıktığımızda ara boşluğuna batarak bir tane pırpır yapıyoruz. Bu biraz büyük oldu. İpimizi çekerek aynı boyutta yapıyoruz.
Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Ve yine buraya bir tane pırpır. Üç oldu. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı. Sonuncu pırpırımı yaptım ve sinek lanadımı tamamlamış oldum. Tekrar aşağı iniyorum ve bitiriyorum. Evet, şimdi o yapmış olduğumuz tohumları takacağımız yeri hazırlıyoruz. Orta büyüklükte bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırın içerisine gelerek öncelikle bir ip atıyorum. Daha sonrasında tekrar aşağı iniyorum. Buradaki ipimi çok geniş bırakmıyorum. Yani bunun uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı boyutta bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırın içerisine gelip ip atıyorum ve tekrar aşağı iniyorum. Bu ipim biraz geniş oldu. Evet, buradan yeşil ipimi keserek modeli yapacağım yere hazırlamış oluyorum. Şimdi çiçeklerini takacağız. Evet, şimdi çiçeğimizi takalım. Mavi çiçeğimi bu şekilde arasından iğnemi geçirdim. Buradaki ilk yapmış olduğum sinek kanadına atıyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Bu mavideki kalan ipimle bunu yapıyorum. Şimdi buradaki bir taneyi yerleştirdim. Ne yapıyorum? Buradan ipimi kesiyorum. Her ihtimale karşı ucunun atmaması için şu şekilde hafiften değdirip böyle bu şekilde de elimle çekerek bakın modelimi taktım. Şimdi grimizi takalım. Evet, yine gri ile devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Yani iğnemi ipimi koparmadan direkt bu boşluğun içine bıraktım. Ve bu şekilde şuradaki görmüş olduğunuz ikinci sinek kanadına düğüm ile sabitliyorum. Önce iyice ipimi sabitliyorum. Bu ipimi sabitledikten sonra buradaki ipimi kesiyorum. Ve burayı bu şekilde eritiyorum. Bunu yukarı doğru çektiğim zaman modelim çok güzel bir şekilde oturuyor. Bakın. Evet, yani sizler de bu şekilde modeller yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.